da görüyorsunuz yüzlerine böyle maske takıyorlar. Buyurun Sayın Salih. Çünkü utanıyorlar. Çünkü vatanlarına ihanet ettiler. Çünkü cenazeleri dahi Türkiye'ye gelemedi. Adil Öksüz'e şu açıdan dikkat çekmek isterim. Adil Öksüz TSK'nın FETÖ'nün TSK imamıydı. 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye'den Akıncı üssünden yöneten kişiydi ve oradan doğrudan FETÖ ile irtibatı sağlayan kişiydi. Akıncı üssünde yakalandı ama kaçırıldı. Adil Öksüz 11 Temmuz'da Kemal Batmaz'la birlikte, Kemal Batmaz da yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kara imamı diyebiliyorum. İmamlarından birisi 11 Temmuz'da darbe planlarını Pensilvanya'ya götürüyor. 13 Temmuz'da onay aldıktan sonra Türkiye'ye geliyor. Ama darbe faaliyetlerinde ne zaman başlıyorlar? 1 Kasım 2015 seçimlerinden hemen sonra 27 Aralık'ta Amerika'ya gidiyor. Darbeyle ilgili talimatları alıyor. Ankara'da 27 ayrı yerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışında sivil merkezlerde çalışmaları başlatıyorlar. Şimdi FETÖ'nün bu darbenin arkasında olduğunun en önemli kanıtlarından birisi İrali Adil Öksüz cenazede en ön safta yer alıyor. Burada şimdi Meltem, çok özür dilerim. Burada iki noktayı açmak lazım demiştim. Abdülkadir Bey'in söylediği. Akıncılar üstünde ilk sinyali 1 Kasım seçimlerinden 2-3 hafta sonradır Adil Öksüz'ün. Adil Öksüz gözaltına alındı. Yine bir FETÖ'cü hakim tarafından serbest Özal bırakıldı. Yanıma gitti. Gelin, buyurun. Burada önemli olan nokta şu. Almanya'ya gittiği söyleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl gitti sorusunun cevabı çok. Doğru. Yani Türkiye'den nasıl çıkarıldı? Türkiye'den deniz yoluyla çıktıysa Yunanistan üzerinden gitti. Almanya'da şu anda mesela Ergenekon'un savcısını Alman gizli servisi koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl gitti? Hangi pasaportu kullandı? Bunlar önemli sorular. Yalnız bakın bir şeyi hiç unutmayalım. CIA ile bu ilişki ne zaman kuruldu? Değil mi? Hani CIA diyoruz, ne zaman kuruldu? Ne zaman? Komünizmle Mücadele Derneği. 40 sene önce. Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturmak istediği yeşil kuşaktaki CIA'nin yaptığı işlerden bir tanesidir. Komünizmle Mücadele Derneği. Kariyer oradan başlar. Amerika'yla kariyer. ABD desteğini kuruluşundan bu yana mı aldı? Kuruluşundan bu yana aldı. Şimdi burada farkına varmamız gereken şey şu. Bu yapılanma neye çok benzer biliyor musunuz? Güney Kore'deki Moon tarikatıyla aynıdır. Peki bir bakalım Türkiye'de Güney Kore'deki Moon tarikatı toplantısına Türkiye'den gözlemci olarak kim gitmiş? O giden kişi Zaman Gazetesi'nde yazar mıymış? Ben soruyu bırakayım buraya. Yani, daha ne diyeyim yani? Hikaye çok kendini gösteriyor aslında. Yunus, Özay Bey çok önemli bir noktaya da değindi. Ama şimdi şu fotoğrafa da baktığımızda izleyicilerimiz de merak ediyor. Sen de ayini yakından takip ettin. Bir yanda işte FETÖ'cü Enes Kanter. İyi çarpılmadın işte, orada yanda Yunus yani. FETÖ'cü Adil Öksüz var. Oradalar mıydı? Sende böyle bir bilgi var mı? Ayindeler miydi? Oradalardı zaten hani içeriye. Şimdi baştan bir başlayalım. Bu fotoğraftakiler onlar değil mi? Adil Öksüz ve Enes Kanter. Burada bir netiz. Yani Adil Öksüz olduğu konusunda bence hala bir soru işareti var. Kesin olarak emin söyleyemiyorum ama Enes Kanter o net. Abdullah Haymaz oradaydı. Ekrem Dumanlı oradaydı. Yani kırmızı listede aranan bunlar, yani her birinin başında 20 milyon TL ödül var. Yani kırmızı listelik bir ayindi bu. Şimdi ayini kimler yapar Meltem? Hı hı. Kültler yapar. Yani Amerika'dakiler özellikle bilir. Hatta ben dün bir polis memuruyla konuştum bunu. Bak dedim, bunlar bir kült, bunlar bir terör örgütü. Yaptıklarını anlattım. Nasıl F-16'larla mesela meclisi bombaladığını. Adam daha kimi koruduğunu bilmiyor. Ben bilmiyordum diyor açıkçası bunların böyle olduğunu. Ama kült deyince anladı. Evet dedi, bizde de var onlardan bayağı. Şimdi ayini kültler yapar. Ve buraya gelmeden önce bunlara örgütücü yazışmalarla kare kod gönderildi. Bakın bunlar hani kendi dedikleri gibi işte karıncayı incitmeyen çok şeffaf bir hizmet hareketi olsaydı o zaman şeffaf olurdu. Son dakikaya kadar gizli tuttular ve örgüt üyelerine kare kod yolladılar. O örgüt içi yazışmalarda da çok net emirler verildi bunlara. Yunus, net sen de bahsettin verildim. Ya kırmızı listede aranıyordu hepsi diye. Şimdi Amerika'da müebbetlik FETÖ stadyumu dedik biz KJ'ye de.
Şimdi buraya da bir bakalım. Yani hepsi kaçak, hepsi vatan haini, hepsi müebbetlik değil miydi? Hani o stadyuma baktığımızda bu yorumu yapabiliyoruz. Ya Meltem, şöyle yani görüntüye bak mesela, gözünü kapat şöyle, elinle bir kişiye işaret et. Yani denk gelen zaten müebbetliktir, kaçaktır. Ne bileyim, İçişleri Bakanlığı'nın listesindedir. Çok da zor değil aslında gerçekten. Yani hepsi yani kırmızı listede var zaten. Ve bunlar Türkiye'ye iadesini talep ettiğimiz insanlar. Amerika gerçekten müttefikimiz olsaydı onları oradan alıp Türkiye'ye iade ederdi. Abdülkadir Bey çok önemli bir noktaya parmak bastı. Ben yine şöyle söyleyeceğim. Şayet bunlar yönetiyorsa. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Vietnam Savaşı'nda da bu böyleydi. Ya da diğer müttefiklerinde de öyle. Amerika'da şu mantık var. Diyor ki ben benden olanı satarsam gelecekte niye insanlar benden yana olsun? Şimdi siz bunu iade ederseniz bundan sonra çalışacaklarınız size güvenmez. Der ki sen çalıştığın adamı yolladın düşmanına, kucağına bıraktın. Ben seninle niye çalışayım der. Yani gelecekte burada kullanamamaktan korkuyor değil mi Yunus? Ne bunları ne de başka birini. Yani Afganistan'da şöyle çok özür dilerim. Yunus çok doğru bir şey söylüyor. Afganistan'da geride bıraktıklarını konuşmadı mı bütün dünya? Amerika'ya çalışanları nasıl bıraktı diye. Aslında çok doğru bir şey hatırlattı bize Yunus şu anda. Vietnam. Yani şundan dolayı çünkü o aklımda benim. Yani hani okuduğum Amerikan tarih kitaplarında, hatta burada girdiğim üst düzey yetkililerle konuşmalarda en yakın örneği Afganistan, sağ olun hani iyi örnek verdiniz, Vietnam'da çünkü. Bakın Vietnam'a mesela Tayvan şimdi Çin orayı mesela işgal ederse ne diyor? Biz savunuruz Tayvan'ı diyor. Çünkü savunmazsa bu sefer kim tedirgin olacak? Japonya. Kim tedirgin olacak? Güney Kore. Diyecek ki ya sen Tayvan'ı Çin'e yem ettin, o zaman beni de edersin diyecek. Ondan dolayı aynı mantık. Mesela Afganlarla çalıştılar o kadar uzun süre. O görüntüler işte uçağın tekerleklerinden düşenler, apronda kalanlar, ölenler, Taliban'ın eline düşenler. Böyle bir iç uyarı geldi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda ve Kongre'de. Ya biz bu adamları ülkemize getirmezsek bir daha hiç kimse bizle çalışmaz. Bakın bu çok önemli. Iraklılara da yaptılar. Mesela Iraklı Amerikan işgal gücüyle çevirmen olarak çalışıyor. Sonra bu adama green card veriyorlar, yeşil kart. Niye? Çünkü bu adam Amerikan devletine hizmet etti. Sen Guam adasına götürdüler. Bir daha kimse çalışmaz. CIA peşmergeleri diye Pasifik'teki Guam adasına götürdüler Saddam Irak'ın kuzeyine yürüdüğünde. CIA kendi peşmergelerini kaçırdı. Yani şimdi sen FETÖ'yü istiyorsun. Obama da diyor ki buyurun paketli mi yollayayım, paketsiz mi? Yani ilk uçağı bindiriyorum. O zaman Amerika ile kimse niye çalışsın bir daha? Bunu da söyleyeyim bak Meltem. Orada dün ben gördüm. Binlerce FETÖ'cü gördüm. Onlar beni gördü. Karşılıklıydık. Lütfen şu an beni dinleyen herkes bir düşünsün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Amerika'dan vize alabilmek için şu an mesela randevu bulabiliyor musunuz? Asla. Bulamıyorsunuz. Nur Tuba Hanım yok diyelim değil ki randevu bulamıyoruz falan. Ya, hiçbir koşulda. Alınmıyor yani diyebiliyorum. Hiçbir koşulda öğrencilere bile şimdi, çok büyük güçlük çekiyor. Evet doğru. Şimdi randevu bulamıyorsunuz. Diyelim randevu buldunuz. Ben birçok insan tanıyorum. Varlıklı, işi var, arabası var, evi var. Yeni bizzat yani belli yaşadı bir birkaç ay önce. Var. Ne oldu alamıyor mu? Ve yani eşi de orada Amerika'da Northeastern Üniversitesi'nde hekim olarak kabul aldığı halde ve Amerika'da Boston'da üniversite okuyup yüksek lisans yapmasına rağmen yani son dakikaya kadar o kadar zorluklarla, güçlüklerle o kadar zorluk çıkardılar ki bizzat daha birkaç ay öncesine kadar yaşadık ve inanılmaz zorluk çıkarttılar. Yani her manada kabul alabilecek bütün şartları sağladıkları halde. Şimdi bunlar ortadayken lütfen düşünün. Bu kadar binlerce FETÖ'cü kara kaşına kara gözüne mi Amerika Birleşik Devletleri'nden oturum alabiliyor? Nasıl alabiliyor? Ben soruyu ortaya bırakıyorum. Bir yargıda bulunmuyorum. Hepsi Amerikan devleti var. O da ayrıca. Yavaş geçin. Lütfen bunu bir düşünün. Avrupa'da Schengen daha da zor. Bakın Amerikan vizesinden daha zordur Schengen almak. Koca koca dosyalarda vize evrakı götürürsünüz. Burada tankın içinden çıkan, bunu da Der Spiegel yazmıştı Alman dergisi. Tankın içinden çıkan, yani ona komutan demek istemiyorum ben, öyle Türk komutanı olmaz. Türk komutanı şereflidir. Bu yani o örgüt üyesi darbeden sonra gitti Almanya'dan oturum alabiliyor. Bunun gibi bir sürü. Nasıl alabiliyor? Almanya'dan vizesi reddedilenler. Beni dinleyenler şu an bir düşünün, bunlar nasıl alabiliyor bunu? Hala aklınızda hani bir şüphe varsa. Bunların binlercesi New Jersey'deydi. Ve bunlar New Jersey'de ayin yapacağız diye bu kült, bu tarikat
Orada yerel polis, eyalet polisi, Amerika Birleşik Devletleri güvenlik önlemleri aldı. Uçuş yasağı gerçekleştirdi. Dün o beyzbol stadının üzerinde bir uçuş yasağı vardı 4 saat boyunca. Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Neden burası özel olarak seçiliyor? Bu ilgi alakanın sebebi nedir? Bunların hepsini bir düşünmek lazım ama en önemli olan şey şu. Bunlar aklını kiraya veriyor biliyorum ama ya bence siz de hiç zaten düşünmüyor musunuz? Yazık. Yani FETÖ'cüler. Ya çok bizi iyi buraya bir niye aklını, sıkıntı gibi da yok dedin, bence. Aklını kiraya vermek mi dedin? Yani çok kötü. Bence o hiç yok zaten. Şu görüntüleri görünce yüzlerini kapamaya çalışan dedim ne kadar acınası. Burada bir merasim ya da işte yani bir ayin var ama hepsi bence Hanım orada. Yüzünü gizliyorsun. Ama bu ayine de katılmaktan geride durmuyor. Aklıma ne geldi şimdi? Neyden tedirginsin, insanlar neyden korkuyorsun? Madem gizlenecektin niye buranın içindesin Meltem, o zaman? Meltem Ergenekon'la bu balyozda çok özür dilerim sözünüzü kestim. Kimlerin gözaltına alınacağı sürecinde Amerikan konsolosluğuyla İstanbul Emniyeti arasında çalışan görevli vardı. Evet. Yargılandı. Ben bu görüntüleri izlerken aklıma şey geldi. Amerikan konsolosluğuna briefing verdi. Program birinci bölümünde biz neye konuştuk? PKK terör örgütünü konuştuk. Bu terör örgütü ne istismar etti sevgili Meltem? İnsanların etnik kimliklerini. Şimdi bu terör örgütünü bunlar da insanların inancı üzerinden. Peki yüce dinimiz İslam'da birinci Peygamber Efendimiz'in hatta hadis-i şerifi ne diyor? Vatan sevgisi imandandır diyor. Yani vatan sevgisi imanlı olmuyor. İman bence en temel unsuru. Şimdi bu adamlar vatansız, korkak. Gitmişler orada şimdi bir ayin var, bir merasim ya da adını ne koyarsanız koyun. Birçoğu zaten yüzlerini gösteremezler, o cesaret yok. Orada gidip başka ülkenin, başka bir devletin işte tamamen çıkarlar o para ve işte o kapitalin satırlı peşinden casus hain ya, açıkçası bu. Tabii ki bu hainlerin peşinden giden evlatların da orada bugün bazı yayın organlarında ve sosyal medyada izlemeye bile tahammül edemedim. Hala bunca yapılan terörizmi bu kadar ülkenin devletini içine dinamit sokan bu akıl, akıl zaten yok. Ve bu hala bu insanlar bugün çıkmış orada hala güzellemeler, hala böyle bu dünyadan yok olan bu ülkenin içine maalesef bu getirdiği düşürdüğü durumda hala bu insanı güzellemelere devam eden bir akıl var. Ve bu insanlar üniversiteli eğitimli diyoruz yani ülkemizin işte ne sorunu var eğitim eğitim değil yani bu milli şuur her şeyin başında geliyor. Dolayısıyla burada bugün yüzlerini saklıyorlar ama maalesef bu vatana ihanetlerinin yüzünü hiçbir şekilde saklayamayacaklar. Yani bu merasimin hepsi bence toprağa zaten artık vatanla ilgili hiçbir bağların olmadığı çok net bir şekilde görüyoruz. Biz hep ne diyoruz? Bir canımız var bu vatana feda olsun. Ha, al bayrağından kanını rengini aldığı bu bayrağı biz canımızı feda ediyoruz. İlk günkü şuurla bizim TUSAŞ'ta hayatını kaybeden kahraman mühendislerimiz ve hala da orada çalışanlar ne diyorlar? Biz buraya bugün işte mezun olduk, iş bulalım diye girmedik. Biz 17-18 yaşımızda vatanımıza, milletimize nasıl hizmet ederiz kaygısıyla gelip buralara başladık diyen işte 17 yaşında hayatını Çanakkale'de kaybeden gencecik, 12 yaşındaki gencecik çocukların şuuruyla, ruhuyla devam ediyor bu milli şuur. Dolayısıyla biz hep dedik ya bu ülke nasıl yıkılmaz ya da nasıl yıkılmaya çalışsa da yıkılamaz. Biz tabii ki o konvansiyonel savaşı devam ediyoruz. İşte terörle mücadelemiz yanı başımızda içimize sızan bu hainler yurt dışında bizim dışarıda düşman aramamıza gerek yok. Bakın dünyanın Amerika nasıl bir koruma? Yani inanamadım yani duyduklarıma inanın. Bu kadar detaylı korunduklarını bilmiyorum. New Jersey'deki özellikle bu detayı bilmiyordum. İnanamadım kulaklarıma. Yani siz böylesine korunan bir yapının ne yapacaklar? Sizi aparat olarak kullanacaklar ama bilmiyorlar ki Türk milleti siyasi olarak farklı masalarda olabiliriz, farklı şapkalar takabiliriz ama mevzu bizim ülkemizin memleket meselesi olunca biz çok güzel kenetlenen bir milletiz. Dolayısıyla biz konvansiyonel savaşımızı sınırda yaparız. Az önce konuştuk işte Suriye'de ben orada tam bir detay biraz karıştı konu. 911 kilometrelik Türkiye'nin en geniş sınır hattında sınırında ve o bölgede ateş altındaki bir sınırı korumak için ne yapıyoruz? İşte TUSAŞ, Baykar gibi önemli teknoloji, savunma sanayindeki yapılar orada teknolojiyi kullanarak, İHA'ları, SİHA'ları kullanarak oradaki güvenliği sağlamaya çalışıyor. Tam da işte sızmanın ve planlı operasyonların aslında her birinin altında farklı farklı amaçlar var. Hı hı. Tabii ki bir güvenlik uzmanı değilim ama bu coğrafyada yaşıyorsanız, tarihinizi biliyorsanız, jeopolitiği biliyorsanız aslında hepimizin,
Hatta çocuklarımızın bile bu detayları bilmesi gerekiyor ki bugün yaşanan hadiseleri alt alta koyduğunuzda bu olayın sadece politik hadiseler olmadığını, devletin bekası ve devletin milli birliği için alınmış kararlar var. İşte şimdi çıkan bu görüntüleri izlediğimizde vakti zamanında bu insanlar devletin en önemli kademelerindeydi. Bu insanlar soru çalarak polis oldular. Doktor oldular, avukat, hakim, savcı oldular ve aldıkları kararlarla suçsuz insanları müebbetle yargıladılar. O dönem idam cezasını konuşuyoruz ya, o dönem idam cezası olsa ne olacaktı? Düşünebiliyor musunuz? Yani dolayısıyla böyle önemli, daha yeni yeni temizlenmeye başlıyoruz. Biz bu terörle mücadelemizde eğer başarı kat ettiysek, yine bunlardan arınmış, bu teröristlerden, bu FETÖ teröristlerinden arınmış Milli İstihbarat Teşkilatımız, emniyet güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arınmasıyla biz şu an yol kat ediyoruz. Yoksa yıllardır biz mücadele ediyorduk ama bu hainlerin yüzünden, içeri sızan bu hain teröristlerin yüzünden maalesef oradaki terörle mücadelemiz bile sekteye uğruyordu. Şehit sayılarımızı hatırlayın. Allah bir daha yaşatmasın ama bizim bir tane vatanımız var, bir bayrağımız var. Dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun yüce Türk milletinin zaten adı buradan geliyor. Bizim milliyetçiliğimiz ırkçılık üzerine dayalı bir milliyetçilik değil. Dolayısıyla bu zor günlerde işte Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i biz nasıl bir bu insanlara mesaj vereceğiz ya da işte bu korkaklara? Birlik ve beraberlikte. Yani birlik içinde olan bir millet hiç kimse ne İsrail yıkabilir ne Amerika. 100 yıldır yıkamadılar. Girişimde bulundular ve inşallah ikinci yüzyıldayız. Allah yaşatmasın ama artık bu terörün gerçekten kökünden kazınması gerekiyor. Trilyonlarca dolar artık, evet, sanıyorum 40 yılda ne kadar harcandı bilmiyorum ama o bütçeler artık teröre gitmesin. Savunma sanayimizin gelişmesine, bölgenin gelişmesine ve bu tip insanların, işte bu tip hainlerin içimize sızmaması için insanımızın onlara yatırım yaparak, eğitimlerini geliştirerek, vatan sevgisini inşa ederek bence böylelikle de psikolojik de aslında o terörle mücadelede büyük bir sınav vermiş olacağız diye düşünüyorum.